Çok dişime göre buldum. Evet. Bayağı dişime göre buldum. Nasıl? Soner aç bunu. Göre. Biraz aç bunu. Bayağı dişimin kovuğuna göre. Ben bunları çıtır çıtır yerim. Yaptığım yemeklerle. Çiğ çiğ. Çiğ çiğ. Çiğ çiğ. Çiğ çiğ. Çiğ çiğ. Önünüze getirelim. Çiğ çiğ. Çiğ çiğ. Bu ne acaba? Bunların şeyi. Ha. Hala. Emine Hanım hocam. Soner. Ne güzel süslemişsin bunları böyle. Soner. Buyurun. Soner arkanda peçetelik varmış. Arkamda peçetelik inşallah. Şöyle uzandım. Aa, peçetelerin güzelmiş. Şöyle ortaya koyalım. Ama peçetelerin şıklığına bakar mısınız? Peçetelerimiz güzelmiş dedim. Hatta bunu da özenle baksana. Hem ince hem altın olur mu peki? Ama oturmuş dikmiş bak incilerle bir şeyler yapmaya çalışmış kendince. Olur artık moda meç etmek. Yapmaya çalışmış derken yapamamış mı? Yapmaya çalışmış işte. Bir de sofrayı kursaymış tam olacakmış. Yarışmanın formatında hızlı serviste yok mu ama? Evet çorbalarımız geç geldi. Emine Hanım. Ancak geldi. İlk günün azizliği diyeyim. Sen haftaya çok iyi başladın dişsiz. Nasıl yani? Maşallah yani. Buyurun. Maşallah. Çorbaya. Benim formumu da geçecek bugün yalnız işte. Yalnız Seda Hanım, çorbamızdan dumanlar çıkmıyor. Kaşar üzerinde eriyecek mi, içinde eriyecek mi ona bakacağız. Peki bu böyle üzerine kaşarı konulup bu gelmeli? Buyurun, tabii ki yoksa de. İsteğe göre mi? Domates çorbası genelde kaşarlı yenir. Daha da lezzet verir. O yüzden konmalı. Neden öyle baktınız Seda Hanım? Şeye baktım ben. Sunumda kaşarı ayrı getirdi ya Emine. Eleştirildi bu. Bana bu eleştiri enteresan geldi. Bence çok mantıklı. Hangi mantıklı? Ayrı getirmek mantıklı değil mi? Ayrı gelmesi mantıklı. Vardı. Ben istemediğim için onu anlatıyordum. Ama keşke önceden hani Soner'le Özlem sorsaydınız. Hayır. Ona göre getirdiniz yani orada yapabilirdiniz o yüzden dedim. Yani o zaman peki buyurun afiyet olsun çorbalar afiyet soğumadan olsun. Yersek soğuk geldi demeyiz. Hamit böyle çorbanın içine bir arandın. Hani ne aradın çok merak ettim. Bakındım öyle bir şey var mı diye. Ne mesela neydi aradığın? Daha kıvamda. Çok katı olmuş. Çok mu koyu bu? Çok koyu bence. Aradığınızı bulamadınız. Bulamadım. Bence koyu değil o. Daha da sulusu bir şeye yaramaz yani. Tuzu da yok. Tuzu. Belki de az tuzlu sevdiğim içindir ama bana gayet normal geldi tuzu. Bilmiyorum artık. Salça tadı mı aldınız? Yok salça tadı gelmedi de ama evet. Bir tat da gelmedi. Beğenmedim ben. Tadı mı yok? Evet. Beğenmedin mi Hamit? Hiç beğenmedim. Bir domates çorbası tadını alamadım ben de. Alamadınız. Aynen. Sen de beğenmedin. Ama alamadım o tadı. Yani tuzu birazcık az olmuş bir de biraz soğuk geldi sanırım. Yani soğuk değil ama. Bana da biraz süt tadı geldi. Hiç süt yok inanır mısınız? Yok mu? Yok yani, süt koymadım. Ya da krema mı koydunuz? Yani ne hayır hiç koymadım. Sade domates. Pardon. Sade yani domates. Yani şöyle söyleyeyim. Bir böyle şeylik var. Sadelik var. Yani hani tavuk suyuna falan da yapmadınız herhalde. Yani et suyuna yok, sade yok, olduğu için. Yok, yok, bir sadelik yok. Var yani. Hani doğru, bir lezzet. Doğru domates, bir su, evet. Karabiber. Ya da o zaman ununu mu az kavurdunuz? Ya da hani ne bileyim hani böyle bir lezzet eksikliği var sanki. Ama 2 dakikaya yakın kavurdum yani. Mesela ben yaparken birazcık daha unun dönmesini bekliyorum. Un biraz karardıktan sonra. Bayağı karartıyorsunuz. Yani koyulaştırıyorum. Hani helva yaparsınız ya evet. Onun gibi koyu yapıyorum. Yok ben o kadar ondan sonra yok hani, o kadar. O un tadı da gidiyor. Daha bir şey. Size peki un tadı mı geldi? Ya işte o süt mü un belki de un tadından etkilendim. Yani un bence tam kavrulmamış çorbanın içinde. Bilmiyorum ben hep böyle yapıyorum ama 3 dakika falan. Hem Hamit Bey hem de Nalan Hanım içlerine konuşuyorlar. Sanki onların çorbası beğenilmemiş gibi. Doğruları söylemeye ya. Çalışıyoruz. Emine Hanım'ı kırmamak için mi böyle söylüyorsunuz? Hayır ne münasebet. Direkt söyle pat 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 olmuş mu olmamış mı? Biraz da hamlık var ben sanki. Ben de
ben de beğenmedim. Yani şey tam yani kavrulmadığı için bence. Böyle yani tam tat onu, var. Onu fark ettim evet, yani. Un daha fazla kavrulmalı. Ben yani size göre öyledir ama Seda ben hep tuzsuz, böyle yaptığım çorbamız için. Çorbamız tuzsuz. Evet. Tuzsuz. Evet. Tuzu yok. Tuzu az. Ben az tuzlu yaptığım için olabilir. Yani çok az. Bence sınırlı olması lazım. Ne az ne çok olması lazım. Tam kıvamımda olması normalde lazım. Normalde daha da az yapıyorum yani. Onun haricinde domateslerin kabuklarını soymadınız mı? Evet soymadım. Blender'dan geçirdim. Domateslerin kabuklarının soyulması gerekiyor. Domates çorbasının özelliği domateslerin kabuklarının içinde görünmemesi. Kabuklarıyla da yapılıyor ben biliyorum. Yani da. Bizim yani, bildiğim kabuğuyla bildiğim, da yapılıyor onu ben biliyorum. Onun haricinde kıvamı biraz katı olmuş. Kıvamından öte tuzsuzluğuyla kaşar karışınca kıvam olarak tat olarak çok eksiklik var içinde. Olabilir. Yani ama acele mi geldi yoksa şey mi yaptınız? İçinde sanırım değil. Soğan da yok. Soğan da eklemediniz. Yok ben soğan yapmadım. Böyle gördüğüm için böyle yaptım. Domates çorbasının içine soğan konur mu Özlem Hanım? Evet domates çorbasının içinde soğan da olur. Soğanla domates haşlanır. İsteyen sarımsak da koyabilir. Sonra onlar blenderdan geçirilir. Asıl domates çorbası öyle olur. Domates de olur. Salça evet. Koydunuz mu çorbaya? Hayır. Salça yok. Tereyağı var mı içinde? Evet var. Tereyağı var. Yaptım. Tereyağının tadı hiç yok. O da yok. Hem de bayağı bayağı koydum ama bakacağım soğana özellikle. Bakın, çünkü ben hiç tabii ki bakabilirsiniz. Soğan var. İnternette de baktıysa yani. Bakarsanız çıkacaktır. Elinize emeğinize sağlık. Afiyet olsun. Neticede Özlem? Neticede ben çorbayı beğenmedim. Hamit? Ben de beğenmedim. Soner? Ben de beğenemedim maalesef. Nala? Ben de tat eksikliği olduğunu düşünüyorum. Yani çok beğenmedim evet. Çok teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Gayet de güzel. Kıvamı da güzel. Çok teşekkür ederim. Ben çok beğendim. Tuz çorba olduğu için sonradan atılabilir. Ben de tuzu çok fazla sevmediğim için güzel geldi. Ben domates çorbanın kıvamını da beğendim. Biz daha da az tuz kullanıyoruz. Tuz daha doğrusu sıfır kullanıyoruz. Biz bu kadarını koyabildim hani. Evde tuz kullanmıyoruz. Ben beğendim. Maalesef. Benim yorumumu verin. Peki ellerinize sağlık. Aha, yiyecek ya, misiniz sonra? Yok. Yemeyeceğim. Beğenmediniz ki zaten. İki kaşık aldım yeter. Ama niye yiyebilir ya? Çok bir şey yok. Yani. Keşke bir de yanında çıtır ekmekli yani, olsaydı. Yani dış ses. Efendim? Beğenmeyebilir. Yani bu çorba böyle olmamalı diyebilir ama yiyebilir. Soner Bey beğenmedim dedi. Evet hiç beğenmediler. Ben beğendim. Emine Hanım yorumlar hakkında ne diyeceksiniz? Yani çok iyi bulmadım. Ne diyeyim? Şöyle alayım. Yemeklerim beğenilmezse üzülürüm demiştiniz. Üzüldünüz mü? Tabii ki üzüldüm. Üzülmez olur muyum? Niye üzülmeyeyim yani? Hamit şunu oraya. Şöyle alabilir miyim? Hah. Pardon. Morali bozuldu. Ama bu bir yarışma. Çok dişli rakipleriniz olduğunu söylemiştim ben. Evet. Sonumuz ayrı olsun. Çorbanızı beğenmediler Emine Hanım. Evet beğenmediler. Yok o olmamış, yok soğan konmamış, yok salça konması gerekiyordu. Yani yok un tadı, pardon salça tadı aldım. Yok süt mü var? Yani olmayan her şeyi saydılar. İçinde olmayan her şeyi saydılar. Tuzu yok, bilmem ne. Yani bunların hepsini söylediler. Bilerek mi beğenmediler? Bence bilerek beğenmediler. Evlerinde pisseydi eminim içerlerdi. İçerlerdi ondan çok eminim yani içecekler. Seda Hanım beğendi ama. Seda Hanım beğendi. Demek ki beğenen beğeniyor. O kadar da kötü değil yani. Niye kötü olsun zaten. Emine Hanım'dan çekiniyor musunuz? Ben kendime rakip olarak görmüyorum şu anda. Şu ana kadar görmedim. Yemeklerine baktıkça da görmeyeceğimi düşünüyorum. Çekinmiyorum. Ben de görmedim. Ben masadaki hiç kimseyi kendime rakip görmüyorum. Ben Antepliyim. Antepli gibi yapacağım yemeği. Herkes bitirecek. Ne kadar iddialı konuşuyorsunuz. Özlem sen nerelisin? Ben Bolulu'yum. Bolu. Oo, Bolulu ama. Boluluyum, Bolulu. Menyen. Aşçılar çok çıkar orada. Aşçıların, evet. Aşçılar diyarı. Evet.